Efendim aylardır devam eden ilaç yokluğu Perşembe gününden itibaren büyük ölçüde çözüldü. Ancak ilaca kavuşmak biraz pahalıya mal oldu. İlaç sabit kuru %36.7 oranında artırılmıştı hatırlayacaksınız. Ancak pek çok ilaca da %50 zam yapıldı. Aşağı yukarı 700 kalem olan ilaç yoklarının 400 kalemi, 450 kalemi eczaneye ulaştı. Çok yükselmiş. Yani yine çok yükselmiş. Haftalardır bulunamayan pek çok ilaç Perşembe sabahından itibaren eczane raflarındaki yerini aldı. Ancak ilaçlara kavuşmak pahalıya mal oldu. Bugün var, bir nebze var. Öksürük için ilaç verdi. Artık ne kadar fark vereceğiz onu da bilemiyorum. İlaca erişmek önemli. Ondan dolayı evet şu an pahalı ama en azından ulaşıldı. Her türlü çaresizlik. Eksik olan ilaçlarınız var mı böyle ortalama tahmini? Çoğu geldi fakat yine antibiyotik gruplarından, çocuk şuruplarından iğneler, antibiyotik iğneler ve bir takım ilaçlar hala yok. İlaç sabit kuru üçüncü kez düzenlendi. Aralık ayında yapılan %36,7'lik güncelleme bazı ilaçlara yaklaşık %50 zam oranıyla yansıdı. Ciddi bir artış var. 5 lirayla başladık. Şu anda 70-80 lira daha da yüksek olan ilaçlar olabiliyor ki bu bahsettiğim çok rutinde kullanılan, soğuk algınlığı olan tarzı ilaçlar. Bu elimdeki ilaç uzun zamandır eczanelerde bulunamayan bir çocuk şurubu. Artık eczanelerde bunu bulabilmek mümkün. Ancak fiyatı 40 liradan 74 liraya çıktı. Üstelik bu ilacı reçeteli almak istiyorsanız 34,5 lira ödemeniz gerekiyor. İlaç fiyat güncellemesinin belki de en çok akılda kalacak olan ilacı 50 kuruş 1 lira arasında satılıyorken şu anda 14 lira satış fiyatı var bir tabletinin. 86 liraydı bu ilacın kutusu, şu anda ise 159 lira. Mide ilacı 40 liraya satıyorduk biz bu ilacı. Şu andaki satış fiyatı ise 110 lira. Ben kemoterapi hastasıyım. İlk başta kemoterapiye başladığımda ücretsiz aldığım ilaçları şu anda bayağı bir farklı almaya başladım. Ha, bulabiliyorum. En azından o avantajı var. Peki ilaç yokluğu bir daha yaşanır mı? Döviz yükseldikçe bu sorun devam edecektir. İlaç fiyat kararnamesi yeni baştan düzenlenmeli. Tamam. Eksiğin varsa bir...